Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri kampının 19. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta ne yapacağız? Daha de alan yapacağız. Toplamda 5 video diye planlıyorum. Belki bir fazlası olabilir. Evet bu haftayla birlikte çember ve dairenin de konu anlatımını bitirmiş bulacağız arkadaşlar. Sonrasında da ne yapacağız? Sonrasında çember ve daire ile ilgili soru çözümleri yapacağız bir sonraki haftada. Evet bizim işimiz şimdi bu hafta. Bu hafta ben şöyle bir de atayım şuraya. Siz de konuları dinledikten sonra tikinizi atın buraya. Bu videoda ne yapacağız? Dairede alanın tanımıyla başlayacağız arkadaşım. Hadi bakalım isterseniz dersimize başlayalım. Dairede alan konusuna başlamadan önce şunu söyleyeyim. Çemberde uzunluğun tam mı? Evet çemberde uzunluğu iyi bir şekilde biliyorsan bu konuyu güle oynaya yapacaksın. Birkaç ufak tefek mantıkla ezber demiyorum bakın mantıkla bazı tanımları bileceksiniz tabii ki. O mantıkla böyle cevabı alengirli olan soruları bile çok rahat bir şekilde iki satırlık işlemle yapacaksın. Bu dersimizde bunu göreceksin zaten. Hatta daire alandaki bütün sorularda bunu göreceksin. Genelde iki satır en fazla üç satırda halledeceksin. Ama öncelikli şartımız nedir? Çemberde uzunluk. Çünkü dairenin alanı dediğimiz şey nedir? Pire kare. Tanımı bu tanımını kullandıktan sonra yani orada ne var? Yarıçap eksik yarıçapı da çemberde uzunluk bilgisiyle bulacaksın. Evet, öncelikle dairenin tanımından bahsedelim. Bir çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir. Çember neydi? İşte şurasıydı. İşte bunun iç bölgesini de işin içine katınca bu bir daire oluyor. Yani çemberin iç dolu halde biz ne diyoruz arkadaşlar? Daire adını veriyoruz. Daire adından bahsettiğimiz için iç bölgesinin yüzey alanından bahsedebiliriz. Yani bir kartonu kestiniz çember şeklinde, içi dolu ya. işte onun yüzey alanı. Neymiş? Yüzey alanının tanımı da pi r kare'dir. Bitti gitti. Bunu bil ve bütünsel düşün. Biraz sonra bütünsel düşünce nedir ondan da bahsedeceğim. Bunu bildik daha sonra çoğu şeyi halledeceksin. Evet. Tabi çemberde uzunluktaki eski bilgiler, anahtar kelimeler, en güzel ek çizim dizi, yarı yarıçap çizmeler gibi 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 ifadeleri hep kullanacaksınız. Bunu da unutmayın. Evet, bir dairenin alanı ne diyeyim neymiş arkadaşım? Pi r kare. Peki yarım dairenin alanı nedir? Pi r kare bölü 2 yarısı. E, çeyrek dairenin alanı nedir? Çeyrek dairede şurada kaç? 90 derece dikkat et. Buna o zaman çeyrek daire oluyor. Pi r kare bölü 4 oluyor. E hocam böyle mi gideceğiz hep? Pi r kare bölü 4. İşte altta birlik pi r kare bölü 6 falan filan diye mi gideceğiz? Hayır tabii ki. Bir de daire diliminin alanı. Bizim için en önemlisi zaten bu. Daire diliminin alanında pi r kare alfa bölü 360 şeklinde bulunur. Hocam bu nereden geliyor? Normalde tam daire dediğimiz 360 derece değil, değil, mi? Evet. 360 derecede dairenin alanı nedir? Pi r kare. E, o zaman alfa derecelik bir parçasını alırsam alfa derecelikte nedir diye sorduğunda doğru orantı var. Soru işareti de buradan neye eşit oluyor? Alfa ile pi r karenin çarpımı yani pi r kare alfa e, bölü 360 şeklinde oluyor. Yani pi r kare alfa bölü 360 bize daire dilinin alanını verir. He, o zaman Şimdi daire diliminin alanını bulurken tamam dairenin alanını bulurken kendine tek bir soru soruyorsun. Yarı çapı bulmak. Yarı çapı bulduktan sonra olay bitiyor. Peki daire diliminin alan, alanı işin içine giriyorsa o zaman ne yapacaksın? Kendine iki soru soracaksın. Bak birinci sorun yarı çap nedir? İkinci sorun nedir? Merkez açı nedir? İşte bu. Birinci sorun yarı çap nedir? İkinci sorun da merkez açı nedir sorusunu cevapladıktan sonra Pi r kare alfa bölü 360 deyip olayı bitirirsin. Tamam. Olay bu. Bir de ben şu dairede alanda ben şuna çok önem veririm. Sen de buna önem ver. Dairede alanda bütünsel düşünme çok önemli. Bütünsel düşünme ve, ve beyaz alan. Zaten bütünselliğin içinde bütünsel düşünmenin içinde beyaz alanda mevcut. Biraz sonra beyaz alandan bahsedeceğim. Nasıl ki hocam bu alandan bahsediyoruz ama işin içinde beyaz alanlar da olacak. Beyaz alanda bizim için çok 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 önemli. Önemli çok 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 önemli olacak. Evet bütünsellik bu konuda çok önemli. Belli bir bütün. Bütünden parçaya çıkarma gibi şeyleri düşüneceksiniz. Evet bu konuda olmazsa olmazımız. Bak birincisi yer, yani daire dilimin alanı sorulduğunda yarı çapı bul. Merkez açıyı bul. Dilimin alanını bulursun. Pire kare alfa bölü 360'lar. Ama bir de bu konuda bütünsel düşünce. Bütünsel düşünce nedir? Nasıl kullanacağız bunu? Bakın şimdi ben lisedeyken ya soruyu görürdüm böyle. Aa, bununla ilgili bir formül mü var acaba diye düşünürdüm. Böyle her soru kalıbına ait. Mesela yan tarafta şuna bakalım. Şunu görürdüm. Ulan bunun formülü neydi 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 diye düşünürdüm. Ya da yukarıdaki şu soruyu gördüm. Ulan bunun formülü neydi neydi neydi. Hayır. Temel bir yapı var. Pi kare. Hatta dilimin alanında alfa bölü 360. Bu temel yapının üstüne gireceksiniz hep. Bir de şu anda cevap anahtarları yok burada ama cevap anahtarları da altında olduğu zaman göreceksiniz böyle alan böyle illa şey değil işte 9 10 11 gibi değil işte ne, ne çıkıyor mesela 9 pi 10 pi gibi sonuçlarla uğraşacağız ve artı şöyle garip şeylerle karşılaşacaksınız 9 köküç eksi 8 pi ya da e, atıyorum 20 pi eksi 16 köküç gibi cevaplarla karşılaşacaksınız. Benim en çok korktuğum şeylerden biri de buydu. Ben bunu gördüğüm zaman ya ben bunu yapabilecek kapasitede biris değildim derdim atlardım. Ama sonra öğretmen olduğumda öğrendim ki en kolay sorularda onlarmış. Yani hep hatta da da alanda alandaki sorular en kolay sorularmış. Hep iki satırlık bilemedin en fazla üç satırlık işlemle bu sonuca ulaşacaksın zaten. Bütünsel düşünme şuraya kazı. Bütünsel düşünmenin içinde de beyaz alan. Biraz sonra sorularda ne demek istediğimi anlayacaksın. Bütünsel düşünce dediğimiz nedir peki? Şurada göstereyim. Biraz sonra sorunun içerisinde de şey yapacağız zaten arkadaşlar. Aynı soruyu da kullanacağım. En basit şu şekilde anlatılır. Mesela şunu tabii şimdi büyüteyim. Şöyle bir karenin içerisinde bir daire olsun. Bu dairenin alanı sorulduğunda sen ne yaparsın? Hocam ne var bunda? İşte bu dairenin alanı çok basit. Şuradan merkez teğet çektik yaparsın. Yarı bulursun. Merkez teğet çektikten yarı bulup pi re kare deyip olayı, olayı halledersin. Ama ya bizden şuradaki taralı alan istenirse? İşte bununla ilgili formülü neydi? Formülü neydi? Formülü neydi diye düşünme. Ne yapacaksın? Bütünsel düşüneceksin. Belli bir bütünden belli bir parçaya çıkartacaksın. İşte o parça da beyaz olan parça. Bak bütün tamamı parçada beyaz alan. Yani sen karenin alanından neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Olay bitti. Bütünsel düşünme dediğimiz olay bu. İşte bunu şuraya kazırsan daire alanı çok rahat bir şekilde yapacaksın kardeşim. Tamam. Bu dediğimiz sakın ama sakın unutma. Bütünsellik önemli. Bütünselliğin içerisinde de beyaz alan mevcut. Beyaz alanla zaten çok karşılaşacaksınız. Evet konu anlatımı karışmasın diye bunu siliyorum. Şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Evet bu dairenin alanı soruluyor. Dairenin alanında yarıçap çap bulmak önemli. Hemen ne yapıyoruz? yarıçap çap bulmak için de eski hamleler. En etkili silahımız yarıçap çizmek ya da merkez varsa teğet varsa anahtar kelimeler çemberde uzunlukla ne kadar önemliyse Dairede alanda da o kadar önemli arkadaşlar. Merkez var. Teğet var. Çektik. Hocam burası R. E yarı çap bu. E bu da yarıçap. Aa, burada bir Pisagor çıktı mı çıktı. Hocam R artı 8'in karesi eşittir. R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem yapacaksın değil mi? Yap yap. İşlem işlem işlem. 12 görünce artık öğrendin işi. 12 görünce ne var? Ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya 12 16 20. Ya hisset kardeşim hisset. E, düşünelim o zaman acaba 5 mi? 5 koyarsam 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 8, 5 daha 13 olduğundan. Buradaki işlemle de R'yi kaç bulursun? 5 bulursun. R'yi 5 bulduk. Dairenin alanı isteniyor zaten bizden. Alan da pi R kare yani pi çarpı 5'in karesi. O da 25 pi diye çıkar dostum. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle 25 pi oldu. Geldik ikinci soruya. Bak biraz önce anlatmaya çalıştığım şey. Bununla ilgili formül alamıyoruz. Bak Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 4 vermiş. Hocam burası 4. Merkez var. Teğet var. Çektik. Çektik. Hocam yukarı aşağıda çekeriz de bu 4 ya belli zaten direkt. Hocam burası da 2 burası da 2. yarıçap 2 bulduk. Yarıçap zaten bizim için çok önemli. Daire da alan sorulsa da alan etrafında başka bir yer sorulsa da mutlaka yarıçap buluyoruz. E bulduk. Bundaki alanı nasıl bulacağız? Bütünsel düşüneceğiz. N belli bir bütünden en bütün parça <laughs> en bütün parça biraz şey trakyalılar gibi olduk. Buradan selamlar bu arada. En bütün parça kare ee, bir de dairenin alanı çıkartacağız. Yani beyaz alanı çıkartacağız. Kareden beyaz alan. Beyaz dediğimiz alan dairenin alanı yani. Evet karenin alanı pi r kare eksi b pardon karenin alanı 4 4'ün karesi eksi beyaz alan dediğimiz dairenin alanı pi r karedir. Yani 16 eksi 4 pi'dir. Hocam pi yerine 3 yazalım. Hayır ortaokuldaydı. Cevaplar artık böyle çıkacak. Pi yerine 3 yazınız demediği sürece. Tabi bazen yine 3 de alınız diyorlar. E, 3 yazınız demediği sürece cevap böyle kalır. Yani 16 eksi 4 pi diye kalır. Saçma bir cevap çıktı ve ne kadar kolay bir şekilde çıktı. Tek satırda çıkmadı mı? Çıktı. Bir satır iki satır bilemeden en fazla 3 satırda yapacaksın zaten. Çözümlere 3 satırda en fazla 3 satırda ulaşacaksın kardeşim. Bak kolay. Ama bütünsel düşünme senin için aşırı derecede önemli. Unutma bunu. Evet gelelim bir sonrakine. Sorumuz bu cevabı bu çıktı. Geldik örnek 3'e. Evet ne yapıyoruz? Bir çeyrek daire yani 90 derece ya burası. Çeyrek daire verilmiş. Hocam ben bunu böyle tamamlayayım mı? Hayır kardeşim. Daha öncelerinde de söyledik çember konusunda sana çeyrek çember verilmişse çeyrek çember sorunun çözüm için yeterlidir. Yarım çember verilmişse yarım çember yeterlidir. Evet ben burada kalanı bulacağım. Formül var mı bununla ilgili? Yok. Bütünsellik. Şuraya kazıdın zaten bütünsel düşünmeyi yapacaksın ama öncelikle yarıçap bulacaksın. Hadi bulalım. Hocam merkez var, teğet var. Ne yapacaksın? Çek dik. Hemen çektik dike. Bu r. Hocam burası 90 derece. A, dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklid. O zaman burada r kare eşittir 4 çarpı 9'dan r'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Evet r'yi 6 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Bütünsel taralı alan nedir? Bütünsel bütün alan hepsi üçgen değil mi? Evet üçgenin alanından neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Beyaz alan dediğimizde çeyrek daire. Çünkü 90 derece olduğundan dolayı. E o zaman ne oluyor arkadaşım burada? Üçgenin alanı tabanımız kaç? Hocam taban 13. Yükseklik 6. Taban ve tabana ait yükseklik olduğu için 13 çarpı 6 bölü 2 deyip şeyi bulabiliriz. Üçgenin alanı bulabiliriz. Eksi çeyrek dairenin alanı. Pi r kare bölü 4. Yani ne yapıyor bu? 39 eksi 36 bölü 4'ten 9 pi gibi saçma bir cevabı. Yine çok rahat bir şekilde bir satırda ya da iki satıra açtık ama ben burada açıklayıcı bir şekilde yazdığım için böyle oldu. Normalde yine tek satırda çıkardı cevap. Gördünüz. o kadar garip cevapları çok da kolay bir şekilde buluyoruz. İşte o yüzden size diyorum ya çok kolay bir konu ve çok rahat bir şekilde yapabileceğim bir konu. Ama altyapınız, çemberde uzunluğunuzun sağlam olması lazım sanki. Evet örnek 4'e gelelim şimdi. E ne yapacağız? Anahtar kelimeye kardeşim merkez var, teğet var. Çektik. Hemen yaptık bunu. Hocam şöyle diki çizdik. Şimdi diki çizince yarı çap uzunluğu 2 ya bak yarı çap çizdiğin için burası da 2. Tamam eyvallah. E Ey hocam şimdi bütünsel nasıl? Bütün dediğimiz üçgen artı şöyle bir çeyrek böyle bir çember mi var? Değil. Şimdi Üçgen. Bütünsel olarak düşün. Bak çemberin buradaki bilgisi bir işime yaramıyor. Bak şimdi. Sen bütünsel olarak düşünürken şu üçgenden neyi çıkartmalısın? Daire diliminin alanını çıkartmalısın. Bak daire dilimi. ağzından daire de çıktı, dilim de çıktı. Daire dilimi için kendimize ne soruyorduk? İki soru soruyorduk. Bir, yarı çap. Ki zaten daire alanda ilk işimiz olmazsa olmazımızı yarı çapı bulmak. İki, açı. Hah! Açı lazım dediğin an Hemen açıya yoğunlaşacaksın. Açıya yoğunlaşacaksın dediğim şey de şu. Bunu unutma zaten. Bak açıda da zaten ne çıkar? Özel üçgenli bir şey çıkar. Ya böyle ikiz kenarlı ya açı verir. ikizkenar kenar üçgenden bir şeyler falan filan çıkar. Ya da özel üçgen çıkar karşısına. Özel üçgen dediğimizde nedir? Ya 30-60-90 üçgendir ya da 45-45-90 üçgendir. Pisagor bağıntısından burayı bulabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Çünkü 90'ın karşısı burası 4. Açıda bulmaya çalışacağız ya. A 90'ın karşısı 4 iken hangi açının karşısı 2'dir? 30'un hocam e burası 30 buradaki merkez açıyı da bulmuş olduk burası da 60 yaptı ha şimdi olay bitti bütünden bak şimdi taralı alan bütünden yani üçgenin alanından neyi çıkartacağız beyaz alan yani dilim alanını çıkartacağız dilim alanı kaç derecelik 60 derecelik dilim hadi bakalım çıkartalım üçgenin alanı dediğimiz 30'un karşısı 2 iken 60'ın karşısı bu arada burası 2 köküç 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den dilimin alan çıkartacağım. Yani pi r kare alfa bölü 360'ı çıkartacağız. Bitti. Buradan şunlar sadeleşti. 2 kök 3 eksi. Hocam bununla bu sadeleşince 6. 6 ile de 4 sadeleşince 2. Burada da 2 pi kaldı. Değil mi? Yok. 4 ile 6 sadece bu 6 kaldı. Bunu 2'ye bölsen 2. Bunu da 2'ye bölsen 3 burası. 2 pi bölü 3 yaptı. Evet görüyorsunuz yine çok saçma bir cevabı. 2 kök 3 eksi 2 pi bölü 3'ü nasıl bulduk? Yine bir satırda mı diyelim? Yani iki satırda diyelim. Boş ver. İki satırda bulduk. Kolay. Ama dilim için içine giriyorsa merkez açıyı da unutma. Tamam. Çok kolay arkadaşım. Gerçekten çok zevkli. Ben böyle aşırı derecede kalarak çözüyorum zaten bunu. Sen de büyük ihtimalle öyle çözeceksin. Geldik örnek 5'e. Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni içine A ve C merkezli eşit yarıçaplı çemberler çizilmiş. Hocam burası R, burası R, burası R, burası R. C merkezlinin yarıçapıyla A merkezlinin yarıçapları eşit verilmiş. Peki A burada Pisagor bağıntısı çıktı. 2R burası. Şurası 2R. Burası R artı 1. Burası da R artı 3. Yani 2R'nin karesi eşittir. R artı 1'in karesi artı R artı 3'ün karesi. Hocam işlem işlem işlem. Ama hocam hisset diyorsunuz da hissedecek bir durum yok. Hayır var. Bak dikkat et. Dik kenarlar R artı birken R artı üç olmuş. Yani ikişer artan bir üçgen dik kenarları. E o zaman böyle bir tiyolarla da hissedebilirsiniz. Ki genelde arkadaşlar bakın. Daha da alanda kitaplarda ÖSYM'de sizi böyle işlemlerle uğraştırmaz. O kazanımı sizin dik üçgende yani üçgenlerde böyle yapabiliyor musun yapamıyor musun diye seçer. Benim gözlemlediğim bu. Yani tabii ki bazen Pisagor'la da çıkacak sorular olacak. Tabii ki bunu aşacaksın. Oradaki kazanımı da ölçecek. O ayrı ama genelde diyorum. Özel üçgenler karşınıza çıkar. R artı 1, R artı 3. Yani aralarında iki fark olan üçgen hangisi? Hemen böyle sorduğum zaman bakın. Aralarında ikişer fark olan üçgen 3, 4, 5'in 2 katıdır. Dörder fark olan 3, 4, 5'in 4 katıdır. Çünkü 3, 4, 5 artışık. 4 katı dörder artışık. 5 Beş katı beşer artışık olandır. Hemen aklımıza o gelecek. Ha şöyle bir şey gelmiş olsaydı. E, dik kenarla hipotenüsle mesela bir fark olmuş olsaydı o zaman aklıma 5, 12, 13 mu acaba diye hissederdim. Peki hipotenüsle dik kenarda iki fark olan üçgen olmuş olsaydı 8, 15, 17 aklıma gelirdi. Burada dik kenarlarda şey olan iki fark olan 6, 8, 13 kenarı 3, 4, 5'in iki katı. Acaba burası 6 burası 8 burası da 10 sağlanıyor mu diye bakarız. Hocam 6 olması için R'nin 5 olması lazım. R yerine 5 yazarsam burası 8 yaptı. R yerine 5 yazarsam burası da 10 yaptı mı yaptı. Tamam. Burada da işlem yapsan zaten R'yi kaç bulursun? 5 bulursun. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Taralı alan. Bütünsel düşüneceksin. Üçgenin alanından. Ya bu sefer yazmıyorum. Tamam yazalım hadi. Beyaz alan önemliydi. Üçgenin alanından beyaz alanları çıkartacaksın. Beyaz alan. Evet beyaz gerçekten çok önemli. Peki üçgenin alanı dediğimiz 6 çarpı 8 bölü 2'dir be ya. Peki dilimlerin alanı çıkartırken hocam şu alanı da çıkartacağız. Bu alanı da çıkartacağız. Şimdi dikkat et. Bu alan ve bu alanda. a hocam burası e, 6, 8, 13 gene. Sakın buraya 37, 53 falan yazma. Sakın. Fizikte yazıyorsunuz. Hatalı. Aslında öyle kabul ediyorsunuz. Tam 0,6 değil çünkü arkadaşlar. O işte sinüs, sinüs 37 tam 0,6 değil. 0,6 trigonometrik cetvelden de bakabilirsiniz. 6 küsür diye devam ediyor. Geometre falan sakın öyle yazmayın. 6, 8, 10 gördüğünüz zaman 37 burası. 50, 50, e kaç yapıyordu ya? 53 mi yapıyordu? <laughs> 37'ye 53 şeklinde bir açı söylemi sakın yapmayın. E ne yapacağız hocam? Buraya alfa, buraya beta deyip Hocam beyaz alanı yazarken Bak üstte göstereyim. Beyaz alanı yazarken Pi R kare yani 5'in karesi Alfa bölü 360 Artı Pi R kare Beta bölü 360 Sen burada π r kare bölü 360 parantezini alabilirsin. pi r kare bölü 360 parantezini aldığın zaman burada alfa kaldı, şurada burada da beta kaldı. Alfa artı beta yaptı. Alfa'yı ve betayı ayrı ayrı bilmesek bile ne oluyor arkadaşlar burada? Burada bir takıldı pardon. Sayfa bazen böyle takılabiliyor. İleri geri yapayım. Heh. Şöyle beyaz alanı şey bilmesek bile, açıları bilmesek bile, özel üçgen çıkmasa bile toplamlarından dolayı işle yapabiliyoruz. Bak. Alfa farbetini burada 90 derece olduğundan şurası 90 derecedir 90 ile 360 sadeleşir işleminde ona göre devam ettirirsin bu şekilde de bulabilirsin sıkıntı yok ama ben direkt söyleyeceğim bundan sonra şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bakın Çünkü bunu kullanıyoruz ÖSYm' de sever bunu gerçekten soru içerisinde sever Daha öncesinde yıllar önce kullandı ama yine kullanır kullanabilir şimdi bunların alanlarını bulurken bakın şu alanı ve şu alanı çıkartacağız ya bu alan toplam alanı bulurken ayrı ayrı toplamana gerek yok. Yarı aynı olduğundan dolayı bunu yapabiliriz. Evet bunun yarı çapıyla bunun yarı çapı aynı ya. Alfa dereceli al buraya koy. Toplamda şu alanla şu alan. Hocam alfa derecelik ya. Alfa artı betalık bir şey yapmış oldu burada. E, o zaman alfa artı betalık bir şeyi düşüneceksin burada. Ona göre hamle yapacaksın. Hocam alfa artı betanın ne olduğunu biliyoruz biz. Alfa artı beta 90 derece. O zaman yarıçaplar aynı olduğu için bunları yan yana yapıştırabiliriz. Toplam daire diliminin alanını bulurken e, ee, toplam alfa ile beta'nın toplamından gidebiliriz yani. Önemli. O zaman alfa ve beta beta'yı bilmiyoruz ama toplamını biliyorsak yarı da aynıysa direktman pi r kare alfa artı beta toplam merkez açılar toplamı 90 olduğu için 90 bölü 360 deriz olayı bitiririz. Evet buradan devamını getirecek olursak 48 bölü 2'den 24 artı Şunlar sadeleşince 4 kaldı. 25 pi bölü 4 yaptı dostum burası. Dolayısıyla cevap 24 artı 25 pi bölü 4 şeklinde saçma bir cevap çıktı. Yine zor mu? Bütünsel düşünme ve olayın içine bak bir şey daha tıktık. Bak level, level atlıyoruz biraz. Hani bir şey daha öğrenmiş olduk. Yarı çaplar aynıysa iki dilimin alanını bulurken toplam merkez açıdan da yola çıkıp ona göre işlem yapabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Evet olay bu. Örnek 5'in cevabı bu çıktı. Geldik örnek 6'ya. Aynıları soruların aynıları taralı alan olmasa ben size yarıçapını sorsam bir tanesinin hemen olayı bitirsiniz. E ne yapıyorsunuz? Çemberde uzunlukta ne yapıyorsanız onu yapıyorsunuz. Çemberler birbirine değiyor. Hop merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirdin. Bunun yarıçapı bu bir kare şeklindeymiş. 6 6. E burası da 3 3. Şurası da 6 olduğundan. Bunun yarıçapı R. Bunun yarıçapı çapı 3. Bu R. Ben şimdi şu yarı çapı bulursam olay bitti arkadaşım. Hadi bulalım bakalım. Şurada bir dik üçgen zaten hala hazırda çıktı. Tamamı 6 olduğundan şunun tamamı. Buraya 6 eksi re kaldı. Pisagor bağıntısı R artı 3'ün karesi eşittir. 6 eksi R'nin karesi artı 3'ün karesi deyip işlem işlem işlem. 3 var hisset kardeşim. 3, 4, 5. R yerine 2 koyarsam 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Şimdi olayı hallettik. O zaman Bütünden ne yapıyoruz? Bütünsel düşünüyoruz. Beyaz alanı çıkartıyoruz. Yani karenin alanından beyazları çıkartıyoruz. Aa hocam beyazlar iki tane yarım daire tam daire yapıyor. Demeyin yarıçapları aynı olsaydı diyebilirdiniz. Yarıçapları aynı olduğu yarıçapları farklı olduğu için iki tanesini ayrı ayrı çıkartacağız. Çünkü bunları birleştirdiğin zaman şu yarımı öbür bu tarafa koyduğun zaman mesela birinin yarıçapı Kaç yaptı? 2 i̇ki yaptı. İkilik yarıçap böyle koyduğun zaman tam daire yapmıyor. Gördüğün üzere. Evet biraz önce yukarıda da bundan da bahsetmiştik. Evet karenin alanı nedir? 6'nın karesinden beyazları çıkartacaksın. Pi R kare bölü 2 eksi diğer beyazı da çıkartacaksın. Pi R kare bölü 2. Evet buradan ne geldi cevap? 36 eksi. Eksi 9 pi eksi 4 pi. Bir de bölü 2'ler var. Sadeleştirme yap yapmayayım buradan. Eksi 9 pi eksi 4 pi eksi 13 pi. Bir de bölü 2'si var. Evet cevabımız böylelikle 36 eksi 13 pi bölü 2 çıkar. Görüyorsunuz bütünsel düşünce ve bütünsel düşüncenin içerisinde beyaz alan ne kadar önemli. Ama öncelikle çemberde uzunluk bilgisi bizim için aşırı derecede önemli. Evet gençler böylelikle cevap yine saçma bir cevap çıktı. Ama bence yine kolay bir şekilde bulduk. Geldik örnek 7'ye. Evet ne yapıyorsun? Çemberler birbirine değiyor. Çemberdeki uzunluk bilgisi zaten... Sen buradakinin yarı çapını biliyorsun. Tümünden küçüğünün alanını çıkartacaksın. Yarı çap lazım sana. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Hop merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasına gidiyordu. Hocam yarı çap kaç? 12. Hocam bu da yarı çap 12. Aa burası da 12 olduğundan ikizkenar kenar oldu. Burası da 15 derece oldu. Bak açı verilmiş açıya dal diyor soru sana. E 15-15 burası kaç yaptı? 30 yaptı. Şimdi burada ne var? Merkez var. Teğet var. Çektik. Aa hocam burası R. R'yi bulmaya çalışıyoruz. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı nedir? 2R. Hocam küçüğün yarı çapı R. E burası da R. Bak 3R. 3R neye eşit oldu? 12'ye. Çünkü şunun tamamı 12 verilmişti. O zaman 3R 12 ise R'yi buradan 4 buluruz ve olay bitti. Ne yapacaksın? Bütünsel düşüneceksin. Yarım daireden tam daireyi, yani beyaz alanı çıkartacaksın. Yarımdan yani yarı çapı 12 yarımın. Pi R kare bölü 2 eksi beyaz tam daireyi çıkartacaksın. Yani pi r kare. R'yi de kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. R kareyi çıkartacaksın. Buradan 144 bölü 2'den ne geldi? 72 pi geldi. Eksi. Bu da 16 pi yaptı. O zaman bu da kaç yapıyor? 56 pi mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 56 pi çıktı. Bütün parça ilişkisi, bütünsellik önemli. Ve bütünselliğin içerisinde beyaz alan cidden çok önemli. Evet geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 8'e. Evet. Örnek 8'de de arkadaşlar şöyle bir alan vermiş. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Hop birleştirdik. Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Birinin yarı çapına 6 vermişler. E burası da 6. Öbürünün yarı çapına 2 vermişler. Burası da 2. Şurası 90 burası 90. Hocam ben ne yapacağım? Bütünsel düşüneceğim. Dairelerin tamamı için içine girmiyor. Bak buradaki bütünselliği düşün. Bu yamuğun alanından bakın yamuğun alanından Neyi çıkartacaksınız? Beyaz dilimleri çıkartacaksınız. Beyaz dilimler. Yani yamuğun alanını bulur şimdi. E, beyaz dilimleri bulurken de bize ne lazım olacak? Açı. Hah, açı. Kafam bir kenarında dursun. Şimdi ne yapacaksın? Burada bir yamuk çıktı karşına. Yamuk çıkınca ne yapıyordun? Hocam dik, dik üçgen oluşturuyorduk. Hop şöyle oluşturduk. Şuradan dik dörtgen oluşturduk. 2 ise burası da 2. 4 kaldı. Bana açı lazımdı. Bak burası 8. Genelde ya 45 45 90 ya da 30 60 90 çıkar. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4'tür. Aha da burası 30 yaptı. Burası da 60 yaptı. E hocam 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 4 3 burası. Burası da 4 3. Şimdi ne yapacaksın? Hocam buradaki dilimi ve buradaki dilimi çıkartacağım. Buradaki dilim 30'luk dilim değil. Bak dikkat et. Dilimler ne? Bir 60 derecelik dilim var. 60 dereceliğinin yarıçapı kaç? 60 dereceliğinin yarıçapı 6. Bir de ne var? 30 derecelik değil. Dikkat. Burası da 90 ya. 120'lik dilim var. 120 derecelikteki yarı çapımız kaç? 2. Ha hocam 120 ile 60 toplamda 180'lik dilim yapmıyor mu? Ya yapar. Evet ama yarı çaplar aynı olsaydı yapar. Yarı çaplar aynı mı? Yok. Birinin yarı çapı 2. Birinin yarı çapı 6. Ayrı ayrı bulacağız bunları. Dikkat. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Yaz bakayım şuraya. 6 artı 2 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz 4 kök 3 böl 2. Sonra eksi beyaz alanlar. Evet 60'lık dilimi çıkartalım. Pi r kare 60 bölü 360 eksi. Şuradaki 120'lik dilimi de çıkartalım. Pi r kare 2'nin karesi. 120 bölü 360. E sonra bak işlem kalabalığı varmış gibi ama aslında yine iki satırda çıkıyor arkadaşım. Burası kaç yaptı? 8. 8 bölü 2 4. 4 4, 4 16. Ya arkadaşlar bazen küçük Basit hatalar yapabiliyorum. Yaparsam da kusura bakmayın. Her zaman söylüyorum. E, hızlı hızlı yapayım derken böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Evet neyse. Burada şu sıfırlar sadeleşsin. 36 ile bu gitsin. 6 pi geldi buradan. Buradan da 120 ile 360 sadeleşsin. 3, 4 pi bölü 3 geldi. 4 pi bölü 3 geldi. Bu da 16 kök 3. eksi eksi 6 pi eksi 4 pi bölü 3 6 3 18 22 pi bölü 3 yapıyor değil mi? 22 pi bölü 3 yapar. Yani cevabımız 16 eksi 22 pi bölü 3 gibi garip bir cevap çıktı. Yine aslında bana bakacak olursanız kolay bir cevap çıktı. Gerçekten kolay bir cevap çıktı. Yani kolay bir şekilde cevap bulduk. Sadece bak burada sadece çemberde uzunluk bilgisini kullandık dostum değil mi? Evet bunlara dikkat edin arkadaşlar. Kolay ve rahat bir şekilde yapılabilir şeyler görüyorsunuz. Temel şeyler bunlar. Temel şey ne? Yarı çapı bul. Dilim alanı geldiğinde bir de açıyı bul. Bir de bütünsel düşün. Çoğu şeyi bu konuda halledersin. Öyle garip garip sorulara baktığında formül var mı? Şu var mı? Bu var mı? Gibi şeyler düşünme. Şurayı kullan. Verdiğim temel yapıları ver. Yani düşünerekten burayı kullan olay bilsin. Şimdi arkadaşlar aslında bu bölüm tam bitmedi ama video çok uzun olacağını devam edersem uzun olacak. Normalde şu soru, şu soru. 1, 2, 3, 4, 5 soru daha çözmem lazım bu bölümün bitmesi için. Bence şöyle yapalım. 5 soru da gerçekten çok kaliteli ve güzel bir sorular. Öncelikli olarak siz düşünürseniz bu 5 tane soruyu sizin açınızdan daha iyi olur. Öncelikle siz bir çözmeye çalışın. Çözemeyeceksiniz. Büyük ihtimalle çözemeyeceksiniz. Çözeceğiniz sorular böyle bir iki tane falan olacak arkadaşlar ama çözemeyip de çözümünü dinlemek bazen size çok şey katabiliyor. O yüzden bence buradaki sorularda bunu yapalım. Temel mantığı anladınız. Yapısını anladınız. Farklı şeyler yapmaya çalışın. Farklı şeyler katmaya çalışın. Aa böyle miymiş deyin sonra videoyu izlediğinizde. İkinci videoda şu 5 tane soruyla işte devam edelim. Normalde bu kısım bu bölüm bitmedi aslında ama dediğim gibi e, video çok uzayacak. Bir de şu 5 soruyu sizin yapmanız bence daha etkili olur. Evet gençler o zaman ilk videoyu böyle bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.